Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Hatırlarsanız önceki videolarda bitkisel dokular işledik, onlarla ilgili soru çözümü yaptık. Şimdi geliyoruz bitkisel organlara, yani kök, gövde ve yapraktan bahsedeceğim. Bunların yapısından, çeşitlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle Campbell da bunların çeşitlerini de vermiş. Çeşitlerinden, işte adaptasyonundan, aslında evrimsel adaptasyonlarından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Bu arada bu çektiğim video 124. video sanırım arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir videomuz oldu şimdiden. Daha sistemler var. İşte sindirim sistemi olsun, dolaşım sistemi olsun, ki bunları sadece insanlarda değil hayvanlardakini de göreceğiz. Bakalım kaç video olacak. 250 videoya doğru gidiyoruz herhalde. Şimdi gelelim kök diyelim arkadaşlar. Kök. Şöyle. Bitkisel organlar dedik. Bitkisel organlardan ilk olarak işleyeceğimiz yapı köktür. Arkadaşlar, kök bitkiyi toprağa bağlayan, su ve mineral madde alınmasını sağlayan ve en önemli görevi de amino asit sentezleyen bir yapıdır arkadaşlar. Kök o yüzden oldukça önemlidir bizler için de. Şöyle yazıyorum. Kök yazıyorum. İlk önce bir genel özelliklerini verelim. Daha sonra yapısından bahsedeceğim. Hem boyuna kestinden hem de enine kestinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kökle ilgili özelliklerimizi de bitirmiş olacağız. Şöyle, ilk önce şunu yazayım. Bitkiyi toprağa bağlar. Bitkiyi toprağa bağlar. Daha sonra su ve mineral madde. Mineral madde alır. Arkadaşlar, köklerin en önemli özelliği de ne dedik? Köklerin en önemli özelliği amino asit sentezler. Bakın, kökler amino asit sentezler. Nasıl yapıyor bunu? Fotosentezle yapmıyor tabii ki. Arkadaşlar, şöyle yapıyor. Glikoz mesela geliyor köke. Glikozu amino asite çeviriyor. Hani o şekilde düşünün. Sentezi bu şekilde olur tabii ki. Evet, kökler amino asit sentezler dedik. Arkadaşlar, kök epidermisinden kök emici tüyler oluşur. Hatırlayın, size epidermisi anlatırken epidermisten farklılaşan yapılardan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de tüylerdi. Tüyler, çeşitli tüyler vardı arkadaşlar. Neydi? Salgı tüyü, işte savunma tüyü, tırmanma tüyü gibi. Bir de kök emici tüyler vardı. İşte kökteki epidermisten farklılaşarak oluşan yapılara biz kök emici tüyler diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Kök epidermisinden farklılaşan hücreler tüyleri oluşturur, ya da kök emici tüyleri oluşturur. Kök emici tüyleri oluşturur. Kök emici tüyler de arkadaşlar topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar. Bu arada emici tüylerin ömürleri de çok kısa, biliyor musunuz? 3-4 gün falan. Bu 3-4 gün süre boyunca işte topraktan su ve mineral alıyorlar. Daha sonra ölüyor arkadaşlar oradaki hücreler ve yerine başkaları üretiliyor. Evet, gelelim kök emici tüylerinden diğer bir yapımıza. Mesela diyelim ki çimlenmekte olan bir tohum düşündüğümüzde arkadaşlar, kökçük denilen bir yapı vardır. Bakın, kökçük. Biz buna radikula diyoruz. Bu radikula yer çekimine doğru gelişerek arkadaşlar primer kökü, yani ilk kökü oluşturur. Daha sonra arkadaşlar bu primer kök de ilerleyen zamanlarda zaten ana kök dediğimiz kökü oluşturacak. Biz zaten kök çeşitlerini işlerken kazık kök ve saçak kök diyeceğiz. Orada da göreceğiz arkadaşlar, kazık kök nasıl, saçak kök nasıl, ki zaten bitkilerin sınıflandırılmasında birazcık bahsetmiştim. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Tohum çimlenirken ilk kökçük denilen, bakın ilk kökçük. Kökçük denilen radikula oluşur. Radikula oluşur. Daha sonra primer kök. Arkadaşlar, primer kök ilerleyen zamanda ne oluşturacak bize? Ana kök oluşturacak. Primer kök oluşur. Sonra bu ana kök ne yapıyor biliyor musunuz? Ana kök böyle bir kazık halinde düşünün. Biz kazık kökten bahsedelim. Daha sonra bunlar arkadaşlar dallanarak sekonder kök dediğimiz. Bu arada şuraya ana kök,
düzgün yazmamışım. Sekonder kök dediğimiz kökü oluşturuyor ve bu kökler de tabii ki toprağın böyle ileri kısımlarına doğru, suya doğru giderek genişliyor arkadaşlar. Biz kökün boyuna, yapısına baktığımız zaman arkadaşlar 4 tane bölgesi vardır. Bu bölgeler neler? En uçtan en yukarıya doğru anlatıyor. Bakın, uçtan yukarıya doğru kaliptra, hücre bölünme bölgesi, uzama bölgesi ve olgunlaşma bölgesi. Şimdi bakın, şekil çizip size o bölgelerin isimlerini anlatmak istiyorum. Yani yapısının özelliklerini anlatmak istiyorum. Şöyle çizeyim ben şekli. Evet, hemen bir şekil çizip geldim. Arkadaşlar şimdi burada bakın. Kökün boyuna kestine baktığımız zaman uç bölgede ne vardır? Şöyle uç bölgede kaliptra bölgesi vardır. Bu kaliptra ne yapıyordu? Kök toprak içerisinde ilerlerken onun korunmasını sağlıyor. Yani bölünme bölgesi dediğimiz bölgeyi koruyor arkadaşlar. Hemen bir üstünde, hatta kaliptrayı da biraz kaplar. Bu bölgede nedir? Bölünme bölgesidir. Hücre bölünme bölgesi. Buradaki hücreler sürekli bölünerek arkadaşlar kökün uzamasını sağlıyor ayrıca. Bir de uzama bölgesi vardır. Arkadaşlar uzama bölgesinde normal uzunluğundan, bakın hücreler uzuyorlar. Normal büyüklüğünün 10 katı kadar uzayabiliyorlar arkadaşlar. Yine kökün boyuna uzamasını sağlıyor. Yani hemen hemen şurası da nedir? Uzama bölgesidir. Uzama bölgesi. Bir de son olarak olgunlaşma bölgesi dediğimiz bölge vardır. Arkadaşlar olgunlaşma bölgesi de şu kök emici tüylerinin de bulunduğu, bakın şu bölgedir. Olgunlaşma bölgesi. Burası artık biraz daha yaşlı kısım gibi düşünebilirsiniz. Burada artık hücreler hani çok fazla bölünmüyorlar. Ne oluşturuyorlar? Kök emici tüyleri oluşturarak topraktan su ve mineral alınmasını sağlıyorlar. Şunlar da bizim kök emici tüylerimizdir. Kök emici tüyler. Bu tüyler de arkadaşlar topraktan su ve mineral alır. Bu arada unutmayın, dediğim gibi kök emici tüyleri olgunlaşma bölgesinde bulunuyor. Şimdi gelelim bir de enine kesitine. Şimdi enine kesitinin aslında daha çok sorulma ihtimali var. Çünkü arkadaşlar enine kesiti biraz daha karmaşık. Karmaşık olduğu için de bize daha çok sorulma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Hemen bir enine kesitini de çizeyim. Onun da kısımlarını gösterelim. Evet, geldik şimdi enine kesti. Arkadaşlar birazcık değişik bir şekil oldu ama daha anlaşılır bir şekil oldu bence. Şimdi bakın, enine kestine baktığımızda en içten en dışa doğru sıralayayım ben size. Bakın şurası öz bölgesidir. Öz bölgesinde iletim demetleri bulunur. Frem, ksilem bulunur arkadaşlar. Şöyle tamamen şöyle öz bölgesi olarak isimlendirilir. Daha sonra bu öz bölgesinde bakın iç kısımda bulunan yapı, şu yapı ksilemdir. İçte bulunan ksilen, dışta bulunan şu boyadığım yapıda flemdir arkadaşlar. Flem, içte ksilen, dışta flem bulunur, unutmayın. Daha sonra ksilen ve floemin böyle bir arada bulunmasını sağlayan yapıda nedir? Tabii ki kambiyumdur. Bu arada çift çenekli bir bitkinin köküdür arkadaşlar, unutmayalım. Sonra biraz daha dışa doğru gelelim. Arkadaşlar şu öz bölgesinin, bakın iletim demetleriyle birlikte aldığımız zaman dış kısmında kalan bölgeye biz pericycle diyoruz. Pericycle, bakın hatta onu farklı bir renkle yazayım. Şöyle yeşille yazayım. Bakın şu bölge tamamen neyi oluşturuyor? Pericycle dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Bu pericycle çevre teker olarak da isimlendiriyor arkadaşlar. Pericycle ile ilgili bir soru gelme ihtimali vardır. Çünkü pericycle birazcık daha, nasıl diyeyim, ezberlenmesi, böyle anlaması zor bir yapı olduğu için soru gelme ihtimalini düşünüyorum. Daha sonra gelelim bir diğer yapımıza. Arkadaşlar hemen dışarıda bakın, şöyle hücrelerden oluşan bir yapı var. Tabii bunların çekirdeklerini koymamışım, böyle çizmişim ama. Şöyle hücrelerden oluşan, etrafını çevreleyen yapıya da biz ne diyoruz? Tabii ki Kaspari şeridi diyoruz arkadaşlar. Şu yapımız Kaspari şeridi. Şöyle bu şekilde de yazılabilir. Direkt Kaspari şeridi olarak da yazılabilir. Kasparian şeridi. Arkadaşlar bu da yine işte iletimde falan yardımcı olacak. Birazdan zaten hepsinin görevlerini söyleyeceğim. Sonra geldiğimiz zaman bir dışa gelelim. Arkadaşlar bir dışta Kasparian şeridinin bir dışında, bu arada Kasparian şeridi dediğimiz şu içte olan kısımdır. Hatta bakın şöyle renkli kalemle göstereyim. Şöyle arkadaşlar, iç kısımda bulunan yapı şurası Kasparian şeridi. Şöyle.
Daha sonra dışta olan kısmı ise, yani şurası da, şu kısımda arkadaşlar nedir? Endodermistir. Endodermis bölgesidir. Tamam mı? Bak şimdi karıştırmayın. İç kısımda olan kas pariyen şerididir. İç kısımda pembeyle boyadığım kısım. Dışta bulunan şu çizgi ise arkadaşlar nedir? Endodermistir. Endodermisin hemen bir üstünde bulunan bölgede, yani şurası da arkadaşlar nedir? Burası da bizim kabuk, yani korteks bölgemizdir. Kabuk, korteks bölgesi. Daha sonra bir üst kısma geçiyorum arkadaşlar. Şu tüylerin de, emici tüylerin de oluştuğu yapı neresidir? Epidermistir. Epidermis. Şunlar da zaten kök emici tüyler. Kök emici tüyler. İşte yapımız bu şekilde. Bakın içten dışa doğru, isterseniz şöyle bir yazayım. Bakın içten dışa doğru sırasıyla neler var? İçten dışa doğru sırasıyla arkadaşlar şunlar var. En içte ne var? Öz bölgesi. Öz bölgesi. Sonra arkadaşlar bu öz bölgesinin hemen bir üstünde ne var? Bakın aslında bunların tamamı öz bölgesi olarak isimlendiriyor ama hani sırasıyla böyle ismini yazacak olursanız eğer bu şekilde yazabilirsiniz. Öz bölgesinden sonra ne var? Kısilen var. Kısilen. Hemen kısilenle furemi çevreleyen ne var arkadaşlar? Kambiyum. Kambiyumun dış kısmında kalan da nedir? Flem'dir. Flem'den hemen sonra ne geliyor? Bakın pericycle tabakası geliyor. Pericycle tabakası. Pericycle'dan sonra ne geliyor arkadaşlar? Kasparian şeridi. Kasparian yazıyorum kısaca. Kasparian'dan sonra endodermis. Endodermis. Endodermis'ten sonra kabuk bölgesi. Kabuk. Kabuktan sonra epidermis. Epidermis de zaten neyi oluşturuyor? Kök emici tüyleri. Kök emici tüyler. İşte sırasıyla yazacak olursak eğer bu şekilde arkadaşlar sırasıyla yazabilirsiniz. Evet. Peki bunların görevleri ne? Arkadaşlar görevlerine baktığımız zaman burada görev olarak önemli bilmeniz gerekenler neler biliyor musunuz? Bir kasparian şeridi önemli. Bir de pericycle tabakasının görevi önemlidir arkadaşlar. Pericycle tabakası meristem özellikleri kazanarak, yani sonradan bölünebilme özelliği kazanarak yan kökleri oluşturuyor. O zaman şöyle yazalım. Pericycle için şunu yazalım. Meristematik özellik kazanarak, meristematik özellik kazanarak yan kökleri oluşturur. Yan kökleri oluşturur. Kasparian şeridi içinde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kasparian şeridi de suyu geçirmeyen bir tabakadır. Tamam, suyu geçirmeyen bir kalın tabakadır arkadaşlar. Su iletimi peki nasıl oluyor? Burada geçitler vardır. O geçitler sayesinde oluyor ama kasparian sadece bunu bilmeniz yeterlidir. Suyu geçirmeyen bir tabakadır. Suyu geçirmeyen tabakadır. Evet, kasparian şeridinin özelliği de bu şekilde. Zaten diğerlerini hemen hemen biliyoruz. İşte kısilen fluem madde iletiminde görevlidir. Kambiyum enine kalınlaşmayı sağlar. Kabuk bölgesi, epidermis, kök emici tüyler. Hani bunlar çok da özellikleri, görevleri sorulacağını zannetmiyorum. Ama genel olarak bu şekilde. Şimdi gelelim bir de ben bu köklerin çeşitlerine bakmak istiyorum. Sonra da arkadaşlar kök çeşitleriyle birlikte evrimsel adaptasyonlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle sayfamızı değiştirelim. Arkadaşlar başlığımızı yazalım kök çeşitleri diye. Şöyle kök çeşitleri. Şimdi kök çeşitlerini bitkilerin sınıflandırılmasında şöyle basit kısaca bahsetmiştik ama burada biraz daha detaya inelim. Arkadaşlar kök çeşitleri iki tanedir. Birisi saçak kök. Saçak kök. Diğeri de kazık kök. Kazık kök. Şimdi saçak ve kazık kökün özelliklerini karşılaştırarak ben size anlatacağım. Arkadaşlar saçak köke baktığınız zaman bunlarda ana kökler aynı kalınlıkta. Yani böyle bir anormal bir kalınlaşma olayı yoktur. O zaman şöyle diyelim. Kökler aynı kalınlıkta. Aynı kalınlıkta. Kazık kökte ise
ana bir kalın bir kök var. Yanlardan da kökçükler çıkar arkadaşlar. Yani yan kökler çıkar. O zaman şöyle diyelim. Ana kök daha kalındır. Daha kalındır. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar bunlar toprağın yüzeyinde bulunurlar. Mesela zaten tek çenekli bitkilerde hatırlayın anlatmıştım. Saçak kökler vardı ve aynı büyüklükte toprağın yüzeyinde bulunuyorlardı arkadaşlar. Saçak kök dediğimiz zaman aklınıza yeşil soğan gelsin. Yeşil soğanın o hani beyaz yapıları var ya ucunda, onlar nedir? Saçak köktür. Toprağın yüzeyinde bulunur. Yüzeyinde bulunur. Kazık kök de arkadaşlar toprağın derinlerine doğru iner. Toprağın derinine iner. Daha sonra saçak köklere baktığımız zaman arkadaşlar bunlar da işte tek çenekli bitkilerde bulunur diyelim. Kazık kök içinde çok çeneklilerde ve çift çenekli bitkilerde bulunur diyelim, yeterlidir. Tek çenekli bitkilerde bulunur. Bitkilerde bulunur. Kazık kök içinde çok çenekli ve çift çenekli. Çift çenekli bitkilerde bulunur. Peki. Örneklerini de yazalım. Mesela arkadaşlar saçak kök için soğan, buğday, mısır, çilek, bunlar nedir? Saçak köktür. Soğan, buğday, mısır, arpa. Yani böyle baktığınız zaman tek yıllık olan bitkiler genelde nedir? Çilek mesela. Bunlar saçak köklerdir. Kazık köke baktığınız zaman biraz daha ağaçsı formlar arayacağız arkadaşlar. Mesela fasulye. Daha sonra fasulyenin çok ağaçsı değil. Mesela havuç. Havuç da öyle ama havucun zaten kendisi bir köktür. Kazık köktür zaten. Mesela bakla. Bunlar arkadaşlar bir çok ağaçsı olmayanlar ama diğer tüm ağaçlar, bakın aklınıza gelebilecek tüm ağaçlar arkadaşlar, elma ağacı, armut ağacı, çam ağacı, sedir ağacı, bunlar nedir? Kazık köke sahip olan ağaçlardır. Evet, bu şekilde kazık kök ve saçak kökten bahsettik. Şimdi köklerde evrimsel adaptasyondan bahsetmek istiyorum. Campbell'da özellikle olan bir yer arkadaşlar, oradan aldım zaten. Şöyle diyelim, köklerde evrimsel adaptasyonlar. Evrimsel adaptasyonlar. Nedir bu adaptasyonlar? Arkadaşlar, bunları da bir kök çeşidi gibi düşünebilirsiniz. Ama tamamen çeşit olarak değil. Hani biraz daha ortama uyum açısından bunlar farklılaşmışlardır. Mesela depo kökleri. Depo kökleri. Hemen açıklamasını yazalım depo köklerini. Arkadaşlar bunlar bitkilerde su ve besin depolar. Su ve besin depolar. Mesela pancar depolar. Mesela şeker pancarı gibi pancar arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Su ve besin depoluyorlar. Daha sonra gelelim bir diğerine. Çekme kökleri. Çekme kökleri. Bunlar da arkadaşlar... hala ağacı dediğimiz bir ağaç varmış. Ben de önceden duymamıştım. Campbell'a bakınca gördüm. Hala ağacı. Arkadaşlar bu ağacın kökleri uzun ve ağır. Yani nasıl diyeyim ben size? Hani ağaç çok uzun bir ağaç. Ağaç uzun olduğu için de arkadaşlar bu çekme kökler sayesinde ağaca desteklik sağlanıyor. Ve ağacın hani bir nevi... beslenmesine, işte su ve mineral almasına desteklik sağlamış oluyor. İşte bu çekme kökler hala ağacında bulunan bir köktür arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Hala ağacında bulunan bu kökler uzun ve ağır olan ağaca desteklik sağlar. Desteklik sağlar. Çekme köklerin özelliği de bu. Bir diğerine baktığımız zaman boğucu hava kökleri. Boğucu hava kökleri. Bu arada bu evrimsel adaptasyonları gövde ve yaprak içinde anlatacağım. Arkadaşlar, boğucu incir dediğimiz bir incir varmış. Boğucu incirin tohumları uzun boylu ağaç türlerinin üzerine gidiyormuş arkadaşlar. Orada çimleniyormuş ve
köklerini o ağacın üstüne salıyormuş. İşte biz buna boğucu hava kökleri diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Boğucu incir tohumları uzun boylu ağaçlara ya da şöyle ağaçların üzerinde diyelim. Üzerinde çimlenir ve köklerini ağaca sarar. Boğucu hava kökleri de bu şekilde. Gelelim destek kökleri. Arkadaşlar, destek kökleri de genellikle tropik olan yerlerden, tropik kuşakta bulunuyor bu kökler. Nasıl? Nemli koşullar nedeniyle şimdi uzun boylu pek çok ağaç vardır biliyorsunuz oralarda. Nemli koşullar da hakim. İşte buradaki köklere, ağaçlara bir nevi destek veriyorlar arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Tropiklerdeki nemli koşullar nedeniyle uzun boylu ağaçlara desteklik verir. Evet, bu şekilde destek kökleri zaten isminden de anlayabiliriz. Bir de pinomatoforlar var arkadaşlar. Şöyle yazalım. Pinomatoforlar. Bunlar ne işe yarıyormuş? Arkadaşlar, pinomatoforlar da hava kökleri olarak biliniyor bunlar. Pinomatoforlar. Genellikle böyle kıyıya yakın bataklıklarda yaşayan ağaçlar tarafından üretiliyor. Ve çamurdaki oksijenden yararlanmasını sağlıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Hava kökleri olarak da bilinir. Hava kökleri olarak bilinir. Kıyıya yakın bataklıklardaki ağaçlar tarafından üretilir. Yani şöyle düşünün, hani o bataklıktaki ağaç üretiyor bunu, kıyıya yakın olduğu için hani suyun içerisine doğru gitmesini sağlıyor ve oradan sudaki oksijenden, çamurdaki oksijenden faydalanıyor. Çamurdaki oksijenden yararlanmalarını sağlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar, kökün yapısı, kökün çeşitleri, evrimsel adaptasyonları bunlar. Kökle ilgili söyleyeceklerimiz bitti. Sonraki videoda gövdeyi ve yaprağı ikisini birlikte anlatmayı düşünüyorum. Ama yine videomuz böyle bunun gibi uzun olursa ikisini ayrı ayrı da anlatmış oluruz. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.